Evet, Epikon Ustalar Festivali'ne hoş geldiniz. Bugün ikinci hafta, Bursa'daki ilk günümüz. Geçen hafta pazartesi başladık. Çok kapsamlı bir Türkiye turu, turnesi yapıyoruz. Çorlu'dan başladık. İstanbul Avrupa Yakası, Anadolu Yakası, Gebze. Dün Yalova'daydık. Bugün dediğim gibi buradayız malum. Birlik Çatı ve sizlerle beraberiz. Bu sene çok uzun, 8 hafta, 9 hafta kadar sürecek bayilerimize, sizlere, usta uygulamacılarımıza geldiğimiz bir etkinlik yapıyoruz. Şimdi arkadaşlarımız kayıt alıyor. Kayıt önemli, bizler için değerli. Aynı zamanda etkinlik sonrası bir çekiliş de yapacağız. Bunun adına da kayıt olmanız önemli. Kayıt olanlar arasından bu çekilişi yapacağız. Sosyal medyada takip ediyor musunuz bilmiyorum. Etmenizi de rica ediyorum. İşte Facebook'ta, Instagram'da, LinkedIn'de ya da LinkedIn diyelim. Burada bu etkinliğin paylaşımlarını görebilirsiniz. Hatta şu etkinliğin paylaşımı bile şu an yapılmış olabilir. Buradan görebilir, beğenebilir veya paylaşabilirsiniz. Şimdi biraz program akışından bahsetmek istiyorum. Çok kısa bir sunum yapacağım. 20 dakika, 25 dakika sürer sürmez. Epikon memuranlarımızdan bahsedeceğim. Sonrasında kısa bir yine böyle bir ara vereceğiz. Sizlere sandviç setlerimizi, atıştırmalık setlerimizi vereceğiz. Sonrasında bu etkinliğin kalbi olan, canı olan uygulamaya geçeceğiz. Burada getirdiğimiz malzemeleri bu OSB'ler üstüne deneyeceğiz ve malzemenin, membranın sizler tarafından uygulanmasını, bakılmasını, yorumlanmasını isteyeceğiz. Şimdi biz çok iddialıyız Epikon membranlarda, bahsedeceğim detaylarıyla. Bu Epikon membranların kendi sınıfında, her birinin çünkü farklı sınıfta, kendi sınıfında en iyi membran olduğunu iddia ediyoruz. Şimdi başlayalım hem de. Önce kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim İlter Kahraman. Ürün yöneticisi olarak çalışıyorum. İnşaat mühendisiyim. 10 yıldan fazladır, 10-11 yıldır yapı malzemesi sektöründe çalışıyorum. Evvelden alçı, mantolama, boya ve son 5 yıldır da bitümlü membran ürünüyle ilgili çalışıyorum. 2017'den beri Odey Altın'da çalışıyorum. 5 sene oldu. Ve bitümlü membran ürün gamını genişletmek, pazarı takip etmek, yeni ürünler çıkarmak, rakipleri, bayilerimizi, rakip bayileri takip etmek gibi çeşitli görevlerde bulunuyorum. Şimdi size Kamber Usta'dan bahsetmek istiyorum. Kamber Doğan, Eskişehir'de fabrikamızda yerleşik olarak çalışıyor ve bu tarz eğitim, çeşitli işte saha faaliyetleri, yeri geliyor şikayetleri, bu tarz noktalarda bizlerle beraber yardımcı oluyor. Buyurun. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz etkinliğimize. İsmim Kamber Doğan. Uzun yıllardır bu sektörde ısı ve suyu alıtım ustası olarak görev yapmaktayım. 5 sene oldu Odey Altın'dayım. Böyle bir etkinliğimize katıldığınız için de şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet, Epikon Ustalar Festivali'nde daha önce Eskişehir tesislerimizde bu organizasyonu yapıyorduk. Daha önce Eskişehir tesislerinde bu organizasyonları yapıyorduk, bilmiyorum. Misafirimiz olan var mı Eskişehir'de? Evet, birkaç arkadaşımız gördük. Malum uzun zamandır pandemi nedeniyle bu etkinliğimize biraz ara vermek zorunda kaldık. Ama baktık, bayağı 2-2,5 sene oldu tahminim. Sonra dedik ki, ustalar bize gelmiyorsa biz ustalara gidelim diye böyle bir etkinliğin içine girdik. Bu etkinliği de emeği geçen ekip arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik olacak. Yeni ürünlerimizi size tanıtacağız. Benim asıl amacım burada uyguladığımız ürünleri yanımızda getirdik. Uygulamanızı sizin yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü usta şalamayı buradan da o anda ürünün içindeki keçe mukavemeti, ürünün performansını görmeniz açısından daha iyi olacaktır. Zaten ürünler hakkında İlter Bey, ürün yöneticimiz
size detaylı bilgileri verecek. Ben fazla zamanınızı almadan tekrar geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Kısaca ODEN'den bahsetmek istiyorum. ODEN'in membranlarını, XPS'lerini, yahut burada da gördüm, işte kauçuk köpüğü, cam yünü gibi malzemelerini kullandığınızı, tanıdığınızı tahmin ediyorum bizi. 85 yılında faaliyete başlayan şirketimiz 2000'li yıllardan bu yana üretici kimliğine kavuşmuştur. Kauçuk köpüğüyle mekanik tesisat tarafında işte klima şiddetleri vesaire bu kısımlarda kullanılan Reflex adıyla karşınıza çıkan ürünü üreterek başlamıştır. 2004 yılından bu yana membran üretmektedir. Uzun yine aynı yıllardan bu yana ısı fan adıyla XPS, piyasada yeşil XPS'leri bizim ürünlerimiz olarak görürsünüz, üretmektedir. 2008 yılından beri de cam yünü Starflex marka adıyla üretmektedir. Türkiye'deki 3 üreticiden biridir. Yeni Kayseri'de biri daha geldi. 4 üreticiden biridir. 2 farklı lokasyonda üretim yapıyoruz. Çorlu'da üretimimiz başladı. Çorlu'da ilk 2001 yılında işte üretimler 2000 yılında Reflex'te başladı ve arazi büyütülerek, komşu araziler satın alınarak gitgide büyüyerek 4 farklı üretimi yapıyoruz. Aynı şekilde 2017 yılında Eskişehir'de yeni bir fabrika açtık. Tam 25 Nisan 2017'de tüm kalibrasyonlar vesaire ayarlamalar bitti ve üretim başladı. O tarihten bu yana 2017'de bütünlü membranda üretiyoruz. Zaten o yıllarda 2017, 18, 19'da Eskişehir fabrikada Kamber Usta'nın da bahsettiği gibi usta uygulamacı eğitimleri yapıyorduk. İşte aranızda gelenleri de biliyorum. Bu senede araya pandemi girdi. Bu senelerde de bu etkinliklerden mahrum kaldık, yapamadık. Herhangi bir yüzlü iletişim kuramadık. Bu senede şu an içinde olduğumuz organizasyonu yapıyoruz. 2 farklı lokasyonda membran üretiyoruz diye bahsettim. Türkiye'de en büyük bütünlü membran üreticisiyiz. 30 milyon metrekarenin üstünde bütünlü membran üretim kapasitemiz var. Ama bunun da ötesinde Türkiye'de en çok bütünlü membran satan firmayız. Bunu da övünçle söylüyoruz. Yaklaşık 3-4 seneden fazladır. İkinci fabrikayı açtığımızdan beri Türkiye'de en çok bütünlü membran satan firmayız. Şimdi gelelim Epicom membranlara. İşte her yerde görüyorsunuz. Burada var. Aracımızı süsledik. Ekranda yansıttım. Şimdi Epicom membranlardaki iddiamız şu. Şöyle bir mottoya gittik. World Class Waterproofing Experience. Yani dünya klasında su yalıtım deneyimi. Buradaki iddiamız şu. Az önce de söyledim ve tekrardan söyleyeceğim. Bir Epicom membranı gördüğünüzde sınıfının en iyi membranıdır iddiamız var. Bu bir geleneksel kısmın, geleneksel ürün, bir -5 ürün olabilir, -20 ürün olabilir. Ya da premium kısım diye bahsedebileceğim yenilikçi, belki daha önce hiç karşınıza çıkmamış ürünler de olabilir. Her birinde iddiamız odur ki, yani aklınıza, zihninize şunu işlemek istiyoruz. Bir Epicom membranı gördüğünüzde, evet bu sınıfın en iyi membranıdır İddiamızı göstermek istiyoruz. Uygulamada da bunu beraber yorumlayacağız. Şimdi ürün gamından hızlıca bahsetmek istiyorum. İkiye ayırdık. Üstteki sarı renkli üst tarafı gördüğünüzde burası aslında geleneksel taraf. Şimdi sizler daha iyi biliyorsunuz ki bir bütünlü membran soğukta bükülme mukavemetiyle sınıflandırılır. İşte -5, -10, -20 gibi biliyorsunuz. Pazarın zaten çok büyük bir kısmı -5, 3 milimdir. Satışlarımız da bunu gösteriyor. Zaten pazarda böyle bu şekilde. Belki de satışların yarısından fazlası bu şekilde. 3 milim -5. Bu ürün gruplarımız tabii geleneksel kısımda var. -30 ürün grubu Türkiye'de ilk defa bizim ürün grubu gamımızda var Epicom'da. Tabii ki perakendere çok gidecek bir ürün değil. Ama iddialı bir ürün. Özel projelerde kullandığımız bir ürün. Bunu şu örneği veriyorum mesela. Mertin Akkuyu nükleer enerji işinde biz bu ürünümüzle rekabete girdik. Sonrasında bir işte müteahhit de Rus olduğu için Rus menşeli bir bütün membran tercih edildi. Ama özel projelerde kullandığımız özel bir ürün. Şimdi alt tarafa bakalım. Alt tarafı ise yenilikçi, premium diye tabir edebileceğim bir ürün grubu. Bunları bazılarını detaylı bir şekilde anlatacağım. Mesela proof membran.
Daha önce hiç proof membran kullandınız mı temel yalıtımında? Mesela Ali Usta sen kullandın yeni. Evet. Bana fotoğrafını attın. Evet. Biliyorum. Başka hiç karşınıza geldi mi? Mesela bundan detaylı bahsedeceğim. Bu gelecekte temel yalıtımı yapan özellikle ustalar için karşısına çok çıkacak bir ürün. Epicon Eternal dediğimiz yanımızda da var bu ürünlerden. Deneyeceğiz. Detaylı açacağım. Epicon Cool ürünümüz var. Hızlıca bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de daha ziyade çatıda kırmızı veya yeşil membran tercih ediliyor. Son dönemde griye de bir kayış var. İşte farklı markalar işte kırçıllı griler çıkardı. Antrasit griler, siyah yakın griler vesaire de artıyor ama piyasa esasen kırmızı ve yeşilde. Zaten hem siz de bunu görüyorsunuz, biz satışlarımızdan görüyoruz. Baktığımız zaman çatılarda, damlarda görüyoruz. Kırmızı ve yeşil ağırlıklı gidiyor. Şimdi Epicon Cool ürünümüze bakalım. Cool esasen İngilizce'de serin demek. Şimdi bu ürünü TÜBİTAK'la beraber geliştirdiğimiz bir üründür 2019 yılında. Burada beyaz bir taş kullandık. Hem muhteviyatıyla hem de rengiyle yüksek güneş ışığı yansıtma değerine sahip. Dolayısıyla daha serin, daha ılıman çatılar yaratıyor. Biz bunu TÜBİTAK'la çok kapsamlı bir çalışmanın ürünü sonucudur bu ürün. Yapılan testlerde geleneksel kırmızı renkli bir membran güneş ışığının sadece 1/4'ini, %25'ini yansıtır. Kalanını emer. Ama bu Epicon Cool ürünümüzde %85'ini yansıttığını TÜBİTAK testlerinde ve işte çok kapsamlı bir projeydi. Biz bunu ispat ettik. İşte bunu TÜBİTAK onaylarını vesairesini aldık ve bu ürünü bu şekilde geliştirdik. Tekrar etmek istiyorum. Gelen güneş ışığının %85'ini yansıtır. Ve dolayısıyla daha serin, daha işte ısıl anlamında, enerji anlamında verimli çatılar yaratılabilir. Şimdi devam ediyorum. Dördüncü ürün Epicon Anti-Rut. Yani kök itici membran. Genelde piyasada 4 milim olarak, -10 ya da -20 olarak karşımıza çıkar. Mesela bunun mono -20'dir. Root kök demektir. Anti-root yani anti kök. Kök itici özelliğidir. Görsel olarak baktığınızda malzemede herhangi bir farklılık yoktur. Ama içindeki kimyevi maddesiyle özellikle işte yeşil çatı detaylarında karşımıza gelir. Bu içindeki kimyevi maddeyle bir bitki kökü, ağaç kökü bunu delemez. Burayla karşılaşınca kök geri döner ve dolayısıyla su yalıtımı delinmez, kesintiye uğramaz ve uzun ömürlü bir su yalıtım performansı çıkar. Yeşil çatı detaylarında karşımıza çıkıyor. Devam ediyorum. Epicon Afilin 5 mm. Bu üründen detaylı bahsedeceğim. Bu grubun son üründe Epicon Stick It adını verdiğimiz kendinden yapışkanlı membran. Hiç kendinden yapışkanlı membran kullandınız mı? Nerede? Mesela hangi detayla kullandınız? Çatıda mı, temelde mi, perdede mi? Ben mesela bir benzin istasyonu izolasyon yapıyordum. Orada kullandım. Çatıda, terasta mı? Terasta, pardon. Çatıda. Şimdi bu malzeme bir yüzü kendinden yapışkanlı. Bu yüzeye çıkıyor. Buna silikon film diyoruz. Bir nevi işte etiket gibi düşünün. Çıkıyor ve yerinde yapıştırılıyor. Dış tarafı ise cross lamine dediğimiz çok kalın, yani sınıfına göre kalın, bir nevi çok kalın yırtılmaz bir çöp poşeti düşün. Bunun gibi yırtılmaz bir kaplamayla kaplı. Ve biz bunu temel perdelerinde uyguluyoruz. Ben dışarıdayım, perde bu tarafta. Malzemeyi izalayıp yapıştırıyoruz ve bu yüzey dışarıda kalıyor. Daha sonrasında bu perde detayında buraya tekrar işte XPS'i, drenaj levhası geldiğinde bu detayda çalışıyor. Türkiye'de çok henüz yer etmiş bir ürün değil, evet, ama Türkiye'nin bazı özel projelerinde bu ve bunun muadillerini görüyoruz. Dubai'de, Katar'da ihracatta sattığımız bir üründür. Bu kendinden yapışkanlı perde detayında bu tarz bir yenilikçi ürünümüz de mevcut. Kendinden yapışkanlı membranlara baktığımızda Türkiye'de evet çok bir pazarı olmadığını görüyoruz. Ama Batı Avrupa'da biraz da yangın riskinin olduğu yerlerde kendinden yapışkanlı membran kullanımı çok fazla. Hemen aklımıza şöyle üzücü bir olay geliyor. 2010 yılında Haydarpaşa istasyonunun, garının yangını çatıdaki izolasyon işlerinden kaynaklanmıştı. Bu tarz durumların önüne geçmek için kendinden yapışkanlı membran da kullanılıyor.
Şimdi neden epikon membranlar? Biraz konuyu şöyle açmak istiyorum. Biz oda yalıtım olarak membranlarımızı biliyorsunuz. Şurada da var. Mesela yan tarafta. Yan tarafta. Burada ürünlerimizi görüyorsunuz. Daha ziyade Opal ürünümüzü mutlaka kullandığınızı tahmin ediyorum. Minerallisini. Hatta belki Luna ürünlerini. Şimdi ben size konuyu açarken ne dedim? Biz Türkiye'nin en çok membran satan firmasıyız. Yani Ode grubu dediğimiz Opal, Granat, Rubin ve Luna grubunda zaten Türkiye'nin en büyük, en çok malzeme satan firmasıyız. 2000 Epikon membranları ise bu iki markanın yukarısına konumlandırdık. 2019 Eylül ayında lanse ettik ama araya pandemi girince çok aktif, yoğun bir pazarlama faaliyetine giremedik. Böyle uzaktan işler yaptık. O yüzden aslında böyle bir geç kalmış lansman gibi düşünün bu etkinlikleri veya bu ilanımızı. Ve bu Epikon membranlarla dedik ki global kalitede yeni nesil ürünler. Türkiye'de bilmiyorum karşınıza çıktı mı, Fransızlar, İtalyanlar membranlarını Türkiye'ye sokuyorlar uzun süreden beri. Yaklaşık işte 6-7 seneden beri karşımıza geliyor. İşte tabii pahalı projelerden, A-plus projelerden başlar ama Türkiye'de yayılıyorlar. Biz bu global kalitedeki membranlara Epikon ürün gamıyla cevap verdik ve bu pazarda iddialı bir konuma yerleşmek istiyoruz. Bununla birlikte şurada SafeZone, şurada da görüyorsunuz. Aracımızı da giydirdik. SafeZone 15 yıl garanti. Safe güvenli demek, zone alan demek, güvenli alan, güvenli bölge gibi düşünün. 15 yıl garanti sunuyoruz. Bu bir ürün garantisi tabii. Şöyle diyebilirsiniz, yani bir gün iş almaya, işte işverene gittiğinizde, ürünleri anlattığınızda, Epikon membrana, oda yalıtım, 15 yıl ürün garantisi veriyor, ürünün arkasında duruyor diyebilirsiniz. Bu şekilde bir iddiamız da var. Devam ediyorum. Şimdi gelelim, hem pazarın hem sektörün en büyük pazarına sahip, dilimine sahip olan bu ürüne. Epikon EP300-5 diye isimlendiriyoruz. Nasıl oluyor? Epikon zaten model adı. E Epikon'un E'si, P polyesterin tabii ki P'si, C görürseniz cam tülü anlamına gelir. 300, 3 milim demek tabii ki, eksi 5 de malumunuz eksi 5 demek. Bu şekilde bir kodlamamız var. Ve bu üründe iddiamız bu perakende pazarının en iyi, en optimum reçetesine sahip en kaliteli ürün diyoruz. Şimdi ben ne kelimesi? Hep optimum kelimesini kullanıyorum. Yani en iyi dengeli ürün. Şimdi aklımıza hemen şu gelmesin. 3 milim malzemede en yüksek gramajlı keçeyi niye kullanmadınız? Evet, en yüksek gramaj keçeyi kullanmadık. 250 gram keçesi yok bunun. Neden? Çünkü 3 milim malzeme yüksek gramajlı bir keçe kaldırmaz. Daha çok az bitüme yer kalır. O zaman iyi yapışmaz. Yapışmama problemi olur gibi. O yüzden tekrar etmek istiyorum. Piyasadaki, perakende pazarındaki en kaliteli, en optimum ürün. Yanımızda bu üründen var. Deneyelim bakalım, iddiamız var. Hem de size bir soru da sormak istiyorum. Bu pazarın büyük kısmı ne dedik? Eksi 5, 3 milim malzeme. Normal, tabii bir şekilde. Bu membranlarda sizlerin zihninde en kaliteli membran hangi marka? Yani rakiplerimizi soruyorum. Hangi marka sizde en kaliteli membran algısı yaratıyor? Açıkça söyleyebilirsiniz. Ondelin dediniz. Başka? Standart. BTM. Yabancı hiç kullandınız mı? Focus dediniz. Tamam. Şimdi bu soruları sordum. Evet. Tüm bunlar söyleniyor. Hem el alışkanlığına bağlı olarak hem de işte algıya bağlı olarak diğer ulusal üreticiler söyleniyor. Ama ulusal olmayan üreticiler pek karşımıza çıkmaz. Şimdi ben isim söylemeyeyim. Ama ulusal olmayan üreticiler pek karşımıza çıkmaz ama diğer söylediğiniz, telaffuz ettiğiniz Ondelin, BTM, Standart, işte Focus, bunlar karşımıza geliyor. Bizim buradaki iddiamız bu ürün sınıfının en iyi ürünüdür ve bu perakende sektöründe sizin aradığınız her türlü çözümü sunacak bir ürün diyoruz. Yanımızda var, deneyelim bakalım. Bir de mineralli üründe farkını da bahsedeyim. Şimdi mineralli üründe taş olarak yabancı tamam abi. Dere taşı olarak da tabir edilir. Karlak taş olarak da tabir edilir. Yassı taş kullanıyoruz bu ürün grubunda. Ve de şurada kırmızıyla da gösterdim. 3.8 milim yapıyoruz. Şimdi ne demeye çalışıyorum?
yerli taş dediğin zaman özür dilerim ya. Yani boyama değil, orijinal değil mi? Şimdi arkası duyma diye soruyu tekrar edeyim. Yerli taş deyince boyama değil, orijinal anlamına geliyor. Aslında bu sorunun cevabı evet. Ama şöyle bir yanlış algı var. Piyasadaki tüm bu taşlar yerli olsun, yabancı olsun boyanır. Bu bir doğal kaynak taşı değildir. Hepsi öyledir. Hepsi öyledir. Yani bu bazen yanlış anlatılıyor ya da yanlış bilen yanlış anlatıyor. Onu açıkça söyleyeyim. Bu bir yurt dışı taşı, yassı taş, karlak taş olarak da bilinir. Hepsi de boyadır. Boya olmayan doğal bir taş kullanılmaz. Hepsi boyadır. Bir de şimdi tam ne diyordum? Şimdi bu ürünleri biz üreticiler 4 milim olarak kodlarız. EP400.000 deriz. Opal grubunda Opal400.000 deriz. 4 milim olarak kodlarız ama bu ürünler 3,5 milim üretilir. Standartlar da zaten böyle tarif eder. Hepsi böyle yapar. Biz de böyle yapıyoruz. Az önce saydığımız diğer markalar da böyle yapıyor. Hatta belki daha ince yapanlar da var. 3,5 milim artı eksi 0,2 milim olarak standartlar bunu tarif eder. İşte kalitesine göre 3,5 milim, 3,2 milim gibi üretilir. Biz bu Epicon grubunda mineralli ürünleri 3,8 milim olarak ürettik. Bu %10 farkın çok büyük bir fark olduğunu tahmin ediyorsunuz. Yanımızda bu üründen var, kırmızı üründen deneyeceğiz. Yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi eksi 5 üründe Epicon 5 grubu diyoruz bu ürüne. Bu üründe bizim iddiamız özel reçetesiyle geleneksel membranın en iyisi. Ve SafeZone'la yine tüm Epicon grubunda olduğu gibi 15 yıl garantiyi yine bu üründe de karşımıza çıkıyor. Yorumlarınızı merak ediyorum uyguladığımız zaman. Eksi 10 grubunu hızlı geçiyorum. Bu bölgede pek tercih edilmediğini biliyorum. Eksi 20 grubunda da iddiamız yüksek. Şimdi eksi 20 grubu çok sık olmasa da yine pazarda yeri olan bir gruptur. Eksi 20 grubunda ne vardır? SPS vardır. Bu malzemede de çok yüksek SPS kullandık. Sakız etkisini yapıştırırken beraber gözlemleyen bir malzemenin SPS'li olduğunu biliyorsunuz. Sakız etkisinde yapışmadan sonra o sakız etkisinde hafif ısıttığımız zaman maladaki o sakız etkisini, akışkanlığını beraber inceleyelim bakalım nasıl yorumlayacağız. Eksi 20 bölümünde. Şimdi gelelim proof membrana. Şu beton numunesini alabilir miyim orada? Şimdi proof membrandan biraz bahsedelim. Çok karşınıza çıkmadığını biliyorum. Daha önceki işte geçen hafta da yaptığımız etkinliklerde 1-2 kişi uygulamış. Şimdi bu malzemeden bahsedeyim. Temel yalıtım malzemesidir bu. Şimdi ekranda geleneksel su yalıtımını detayını yani borçalama detayını görüyorsunuz. Temel açıldı. Bir grobeton döküldü. Üstünde astar ve çift kat membran yapıldı. Ya da şu modelde var. Astar yapılmıyor. Direkt seriliyor. Yani orada bir fikir birliği olmadığı için ikisini de ben anlatıyorum. Aslında anlattığım ikinci model daha doğrudur. Hızlı geçiyorum. Çift kat membranı yaptık. 250 gram ayırıcı keçeyle bir keçe serdik hızlı ve basit bir şekilde. Sonrasında burada 5 santim, 7 santim bir koruma beton döktük. Adı üstünde koruma amaçlı. Ve bu iş yapıldığı zaman su yalıtımcı çıktı. Demirci geldi, demiri bağladı. Beton döküldü ve yapı yukarıya doğru gitti. Bu bir geleneksel bir borçalama modeli. Şimdi proof membran bize ne vaat ediyor? Proof membranda ise temelde yine aynı şekilde grobetonu yaptık. Proof membranı serdik. Herhangi üstüne bir katman olmadan, koruma betonu olmadan doğrudan betonu, demiri bağladık betonu döktük. Peki nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bu malzeme yırtılmaya karşı çok mukavemetli bir malzeme. Üstünde demir örüldüğü vakit yırtılmaya karşı çok mukavemetli. Ha hiç mi yırtılmaz? Evet yırtılabilir. Ama çok mukavemetli ve daha da ötesinde bunun üstüne aynı bu detayda olduğu gibi beton döktüğünüzde çok yüksek bir yapışma mukavemeti var. 10 gün oldu bunu anca bu kadar zorladılar. Şunu bir incelemenizi isterim. Betona çok yüksek yapışma mukavemeti var. Bu da bunun dikey modeli. Bunu biraz daha açabilmişler. Şöyle çok yüksek bir betona yapışma mukavemeti var. Dolayısıyla yapıda herhangi bir olası sıkıntıda suyun gezmesini engelliyor. Hiçbir surette suyu dolaştırmıyor. Ve karşımıza
daha ekonomik bir çözüm çıkıyor. Şimdi nasıl ekonomik? Şöyle söyleyeyim. Bu proof membran normal geleneksel ürüne göre 2,5-3 kat daha pahalı. 2,5-3 kat daha pahalı. Ama sunduğu çözüm daha ucuz. Nasıl olacak? Şu an büyük işlerde Türkiye'de geleneksel ya da tersten alayım. Proof membran 100 birim maliyeti varsa ürün 3 kat daha pahalı dedim. Geleneksel sistemin maliyeti 150 birim. Biri geleneksel sistem 150 birime mal oluyor ama proof membranla 100 birime mal oluyor. Dolayısıyla daha ucuz. Hemen lütfen şunu demeyin. Koruma betonu benimle ilgili değil. Ya ben su yalıtımcıyım. Müteahhit ilgilensin. Ama bunu en baştan şöyle bir minik bir pazarlamasını yaptığınız zaman tabii ki müteahhit buna ya da işveren buna evet diyecektir ya da diyebilir. Çünkü koruma betonu şu anda 5 santim 7 santim koruma betonla 50 lira 60 lira yazıyoruz. Onu direkt çıkarmış oluyorsunuz. Tekrar etmek istiyorum. Tek başına 3 kat daha pahalı ama sunduğu çözüm daha ucuz. Dolayısıyla toparlarsak gelecek dönemde proof membranlar temel yalıtımda daha çok karşımıza çıkacak. Türkiye'de yaklaşık herhalde bir 7 senedir 8 senedir var. İlk önce çok A+ projelerde işte otellerde, hastanelerde, büyük işlerde karşımıza çıkıyordu. Şu an artık orta A, küçük ölçeğe kadar indi bu. Çünkü müteahhit daha az para veriyor. Hatta bazı bayilerimiz bu ürünü deposuna bile koymaya başladı. Proof membran. Gelecekte çok karşımıza çıkacak. Hızlıca bunun temel perdesine bakalım. Geleneksel sistemde ne var? Perdeyi yaptık. Astar çift kat membran yaptık. Ya da bütünlü sürme yaptık. Perdede de çok bütünlü sürme tercih edilir biliyorsunuz. Bunu yaptık. XPS'i ve direnajı yaptık. Şimdi bu modelde ne var? Burada bir insan çalışacak kadar en az 1,5-2 metre alan lazım. Bu bir bazı işlerde kayıp olabilir. Kayıp anlamına gelebilir. Özellikle işte şehir merkezlerinde vesaire. Bir de şimdi bu alan boşaldıktan sonra buraya ne dökülmesi lazım? Mıcır, çakıl, suyu direne edecek boşluklu bir katman lazım. Ben pek yapıldığını görmedim. Yani çok görmedim. O yüzden ne yapılıyor? Buradan çıkar bu taşlı, kayalı malzeme cinsibilerle ittiriliyor. Tekrar oraya sokuluyor. O zaman ne oluyor? Bunlar zarar görebiliyor. Gözümüzle de gördük. Siz de mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Proof membranda perde detayında ne var? Proof membranda imalat sağdan sola doğru. Daha perde yokken kalıp görevi görecek bir yüzey. Üstünde direnaj levhası ve XPS ya da bunlar yer değişebilir. Önce XPS sonra direnaj levhası olabilir. Daha sonra burada da bitümlü membran gelir. Peki bitümlü membran XPS'e nasıl yapışır? Şalama tutamazsınız. O yüzden de bu malzeme kendinden yapışkandır. Şimdi bunu da yerinde aslında tam buna benzer bir detayda karşımıza çıkıyor. Yukarıdan bir mekanik montajla asıyoruz. O an tabii beton atılacak perde yüksekliğine bağlı olarak, inşaatın gidişatına bağlı olarak. Buradan bunu astık, çıtayla tutturduk. Bunu böyle topladık, çövdürdük. Açtık, mini detayını yaptık. Daha sonrasında burada gözüktüğü gibi demiri burada ördük. Betonu döktük ve bu buraya bastı ve yine kesintisiz. Şu beton numunesinde olduğu gibi kesintisiz betona yapışan bir detay ortaya çıktı ve alan kaybetmedik. Az önce anlattığım o toprağın geri dökülmesindeki riskleri ortadan kaldırdık. Bu tarz bir detayımız var. Bu bazen alan kazanmak için bazen de zaruriyetten tek yüz kalıbı karşımıza çıkar. O detaylarda kullanılabilir. Hızlanıyorum. Şimdi bir diğer yeni nesil ürünümüz Epicon Eternal dediğimiz Eternal şeklinde yazılıyor. EP500 5 mm membran. Bu yanımızda var mı ürün? Bu beyaz taşlı 5 mm ürünle tek kat su yalıtımı sağlıyoruz. Tek kat taşlı, mineralli ve tek kat. Yani çok iddialı bir ürün. İlk anlattığımda tabi olarak böyle bir şüpheyle yaklaşılıyor. Ama uygulatacağız. Bir bakalım yorumlarınızı merak ediyorum. 5 mm ürün. Bir diğer ürünümüz Epicon Aflame diye okunuyor, Aflame diye yazılıyor. EP500 yine 5 mm ürün. Kumlu bir detay. Güneş görmeyen
detaylarda, temelde, perdede, terasta kullanabilecek, yine tek katlı çözüm sağlayabilecek çok kalın, çok iyi bir reçeteye sahip bir ürün. Şimdi bu iki ürün kalın diye kaliteli değil. Kaliteli ve kalın. Yanlış anlaşılma bu olmasın. Ve bir geleneksel malzemenin 5 milimi değil. Hem çok iyi bir reçetesi var hem 5 milim. Bazen çünkü yanlış anlaşılıyor, o yüzden bunu açmak istedim. Şimdi biraz astarlardan çok kısa bahsedeceğim. Astar kullanımı da çok düştü. Onu görüyoruz satış rakamlarında. Çok astar kullanıyor musunuz bilmiyorum. Çok yüksek bir kullanımı yok satışlardan görüyoruz. Ode markasıyla geleneksel astarımız var. Epicom markasıyla yoğun astarımız var. Hem daha kaliteli, hem böyle konsantreli deterjan gibi düşünün. Daha fazla sulandırmaya geliyor. Şimdi burada hemen yakındakiler görüyor daha iyi. 45 metrekare %10 suyla inceltme diyoruz. Aslında bu işin teorik tarafı budur ama genelde birebir inceltilir. Hatta şunu da söyleyeyim. Yaklaşık 2 ay önce Kamber Usta ile Urfa'ya gittik. Şehir Hastanesi projesine. Burada bunu soruyorlar. İlgili işte mühendisler var vesaire. Ya bir hastalar kaç metrekare yapar dedi. Ben dedim 45 metrekare. Hemen uygulamacı bizim ustabaşımız Murat Usta dedi ki ya ne yapıyorsun sen, biz 200 metrekare yer yapıyoruz dedi. Yani 45 nerede, 200 nerede? Yani astar kısmı böyledir ama şunun da farkındayız. Ben şimdi size söylediğim gibi işte mantolama, alçı, boya vesaire işte membrandayız. Şunu kabul etmek lazım ki her zaman teori bilgisiyle uygulama farklılık içerebilir. Astarlarda böyle bir fark var açıkçası. Son olarak da şurada kauçuklu bitim solüsyon, solvent bazlı kırmızı uyarıları görüyorsunuz. Çünkü solvent yanıcı parlayıcı sınıftadır. Çok çok kaliteli, neredeyse bir bitim sürme malzeme kadar, yani suyu altın malzemesi kadar kaliteli bir malzemedir. Çok iyi bir astardır. Yabancı muadillerine cevap vermek için çıkardığımız bir üründür. Biraz da açıkçası pahalıdır. Çok ince sürülmesi gerekir. Şimdi bitirirken etkinliğimizden hızlıca bahsetmek istiyorum. Çorlu'dan başladık. Avrupa yakasının doğu kısmını yaptık. Yalova'daydık. Dün dediğim gibi Bursa'dayız. Bugün, yarın 19 Mayıs'tan sonra Cuma günü Çanakkale'deyiz ve bu şekilde saat yönünün tersinde tüm Türkiye'yi geziyoruz. Yaklaşık 26-27 ilde 60'a yakın bayiyi gezeceğiz. Tüm bu etkinlikte 1500'den fazla ustaya, uygulamacıya temas etmek istiyoruz. Yani bu işe o kadar önem veriyoruz ki şunu da açıkça söylemek istiyorum. Bu işe o kadar büyük emek ve bütçe ayrıldı ki bu Epicom Ustalar Festivali'ni yapmayıp televizyon reklamı verebilirdik. Ama biz bunu tercih ettik. Doğru olanın bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her yerde bunu söylüyorum. Şimdi ben bir firma mensubuyum. Yani maaşımı ben tabii ki o da yalıtımdan alıyorum. Siz tabii ki ürünümü met edeceğim. Aksini hiç gördünüz mü? Bir firma mensubu gibi ya bu ürünüm kötü buna. Tabii ki ürünümü anlatacağım. Ama bunun ikna ediciliği çok güçlü değil. O yüzden sunumu olabildiğince kısa tutmak istiyorum. Aslında bu etkinliğin kalbi, canı burada. Uygulama yaparken sizlerin yorumları. O yüzden şu malzemeyi buraya gelip şu tezgahı burada kurmak, her yere bunu taşımak çok büyük bir emek, organizasyon, planlama ve bütçe. Ama biz buna inandığımız için böyle bir etkinliğe girdik. Etkinlik takvimini ustalarfestivali.com'dan görebilirsiniz. Elbet ki başka illerde bu işi yapan eş, dost, akrabanız vardır. Bunları da söyleyebilirsiniz. Şimdi gelelim, güzel bir kampanyadan bahsetmek istiyorum size. İzopro, İpragaz ekibiyle bir ortak çalışmamız söz konusu. İpragaz ekibi de burada. Bize eşlik ediyorlar etkinlik boyunca. Önce kampanyamızdan bahsetmek istiyorum. 15 rulo Epicom alana bir adet tüp bedava. Yani bu ne demek? Tüp bizden. Bu ne demek? Bu işin tüpünü biz karşılıyoruz. Şimdi şu görmüş olduğunuz tüpü daha önce kullandınız mı bilmiyorum. Ali Usta'nın falan kullandığını biliyorum. Ama tüpleri dağılmadı. Neli? Tüpleri dağılmadı. Şimdi bu işin doğrusu propan tüptür. Bunu biliyoruz. Burada bir değişiklik yok. Bu işin doğrusu propan tüptür. Ama her yerde propan tüp kullanılmaz. Taşıması zordur. Küçük işlerde, eğimli yerlerde vesaire biliyorsunuz. Ev tüpü çok kullanılır. Piknik tüpü asla olmaz. Ev tüpüyle propan tüp arasında yarattıkları bir su yalıtım ustaları için yarattıkları bir ürün bu İzopro ürünü.
Bu üründe hem muhteviyatı, gazı, karışımı farklı, hem bunun kafası, dedantörü farklı. Yanımızda var. Onları da size göstereceğim. Size faydasına gelince hem normal tüple yaklaşık 10 rulo kadar malzeme yapılırken izopro ile 15 rulo kadar membranı tam yapıştırdığımızı kendimiz kamber ustayla da teyit ettik. Toparlıyorum. 15 rulo epikon alana bir tüp, yani epikon alanın tüpü bizden. Şimdi geçen biraz tarih edeceğiz. Evet, bu soruyu şöyle. Şimdi biz epikon membran alındığında bayiye, işte örnek veriyorum, 2 palet mi aldı? 4 tane hakkı var. Bu 4 hakkı sistemden daha sonra kime sattıysa, siz uygulamacıya sattıysa size tanımlayacak. Alt bayiye de satabilir. Böyle şeyle. Alt bayiye satar, alt bayiye uygulamacıya satar. Bu şekilde tanımlanacak. Size bu tanımlama düşünce İpragaz'a gelecek bu talep. İpragaz'dan sanki evinize bir tüp gönderiyormuş gibi ilgili adresinize getirecek. Bir farklılık şu, bunun dedantörü farklı. Bilmeyenler için söylüyorum. Böyle bir farklı, erkek dişi gibi farklı bir şey var. Kullanıyoruz. Ha, çok güzel. Dedantör kemiğinde çok zorlanıyoruz, bozulmuyorlar. Ben 7-8 yıldır izopro kullanıyorum ama dedantör kemiğini İpragaz'ın kendine uğraşmak da çok zor. İpragaz bayları buradaysa kendilerine izah ederim. Daha önce demir taşlarıydı bunların yeri. Ulaşmamız çok rahattı. Şimdi çabla yaşasınlar. Son şikayetimizden sonra beşerlere belki bir şey oldu. Kemikleri biz aradık burada. Sözcüğe şeyini. Biz tüpe tam ulaşamıyoruz. Yani onlara size değil. Bunu söylediniz, çok iyi. Çok iyi. İlk dile getirmenizden çok mutluyum. Bu dedantörü farklı. Dedantör olmayanlar için de bir tüp hakkıyla bir dedantörü vereceğiz. Örneğin misalen 3 tüp hakkınız var. İlk defa kullanıyorsunuz. Birini dedantör sayıyoruz, 2 tane tüp veriyoruz gibi düşünün. Çok iddialı olduğumuz bir kampanya. Şöyle toparlıyorum. Epikon alanlara tüpü bedava bizden. Her şey Türkiye'de pahalandı biliyorsunuz. Geçen sene tüp ne kadardı? 120 lira. Doğru. Benim dayım da Artvinliyim ben. Artvin'de tüp bayisidir. Çok eskiden biri. Çok da yakından tanırım. Başka markadır, ayrı mesele ama. Bu sene ne kadar? 120. Evet, 330 lira gibi. Çok çok para yani. Her şey para da, bu da çok para. Dolayısıyla bu 350 lirayı 15 rulo yapsanız rulo başına 20 lira yapar. Metrekarede 2 lira yapar. 2 lirayı kendi cebinize tutabilirsiniz, bırakabilirsiniz. Bu kampanyamız. Ha, neler dahil değil? Epikon stick, yani kendinden yapışkanlı membran bu kampanyaya dahil değil. Çünkü tüp kullanılmıyor zaten. Bir de proof membranda tam yapıştırma yok. Sadece ek yerleri yapıştırılıyor. Uygulamada bahsedeceğiz. Proof membranlarda bunun haricinde diğer hepsi bu kampanyaya dahil. Opaller yok. Sadece epikon membrana bunu tanımladık. Sadece epikon membranı şey. Şimdi işin bu tarafını bitirdik. Teşekkür ediyorum. Bakıyorum yine bir, evet, 30 dakika sürdü. Şimdi ara veriyoruz. Ara derken yine beraberiz de sunumu bitiriyoruz. Oyun oynayalım, çay içelim. Sonra hemen burada tekrar toplanacağız. Esas uygulamaya geçeceğiz. Sizlerin uygulamasını istiyoruz. Sandviçlerimizi de veriyoruz. Buyurun. Teşekkürler. Bakın, soğuduktan sonra bunu kesinlikle biz zaten dünkü etkinliğimizde de böyle bir arkadaş çıktı, iki kişi tuttuk.
O sebebi burada neredeyse kıracak yani. Bir de şantiye dediğini koparamazsın. Biraz daha soğuduktan sonra bunu kesinlikle sökemezsiniz. Bakın burada görüyorsunuz sakız etkisini. O sebese içinde sebese olan bu kaldırımda da zemine rahatlıkla adapte olan bir ürün. Yumuşak sebese etkisi olduğu için. Her türlü zemine oturur, hiçbir boşluk bırakmaz. Bizim gönül isterdik ki böyle perdede falan uygulayalım. İmkanımız olmadığı için de. Ama gerçek performansını burada gördünüz. Müthiş bir yapısının özelliği var. Bir fazla yormaz. Şöyle yapalım usta, devamını başka biri yapsın. De öyle devam ediyor. Çünkü bu ürün... Ben de bir şeyler öğrendim. Bir dakika. Bakın arkadaşlar. Şunu sen göstereceğim. Bir şey abi. Bakın. Sanki bak sıcak. Evet. Devam et şuradan abi. Mustafa abi deke yapma bak. Atacağız mı yanlara? Baba! Tam mala girerse atabilirsin.